misafirlerimiz ve sevgili öğrenciler. Wikidata'nın 6. yaş günü paneline hoş geldiniz. Programa başlamadan evvel Instagram storiesinde Bilim Ofisi'nin ilk etkinliği olan Wikidata'yı Bilim Ofisi etiketiyle paylaşan ilk 25 kişiye panelin sonunda hediyelerimiz olacaktır. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi sizlere Bilim Ofisi Öğrenci Kulübümüzün hazırlamış olduğu tanıtım videosunu takdim ediyoruz. Panelimizde çok değerli konuklarımız bizlerle birlikte. Sayın Zafer Batık, Sayın Başak Tosun ve Sayın Doğu Çelik'i sahneye davet ediyorum. Öncelikle Başak Hanım'ın sunumunu yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Hemen ardından sorularla devam edeceğiz. Merhaba, benim adım Başak. Biraz benim yüzümden beklediniz. Ben şimdi Bursa'dan geldim. Ben geciktim, özür dilerim. Ben Bursa'dan geldim ama ben de size hoş geldiniz demek istiyorum. Çünkü Bilim Ofisi ile birlikte bu etkinliği organize edenlerden birlikte organize ettik. Ben ve arkadaşlarım. Bizler kimiz? Wikimedia Kullanıcı Topluluğu Türkiye ekibiyiz. Yani bir şey ifade etti mi bu size? Etmedi muhtemelen. Bizler Wikipedistleriz, Türkçe Wikipedia'yı yazanlarız dersem belki daha çok şey ifade edecek. Burada bugün Wikidata ya da Wikiveri'nin ile ilgili bir etkinlikten dolayı bulunuyoruz. Size bu konuda bir sunum yapılacak. Çok değerli bir konuğumuz var, yurt dışından geldi. O bu sunumu yapacak. Ama bir sürü şey dedim, Wiki'li kelime söyledim, Wikiveri dedim. Wikidata, işte Wikimedia dedim, Wikimedia topluluğuyuz dedim, Wikipedia dedim. Öncesinde dedik ki bu wikiler nedir böyle, onları bir konuşalım. Daha çok bildiğimizden başlayalım, Wikipedia'dan başlayalım. Biraz size onunla ilgili, muhtemelen tanıyorsunuz Wikipedia'yı ama belki bilmediğiniz şeyler var. Onunla ilgili bazı paylaşımlarda bulunalım. Wikimedia'yı anlatalım istedik. Ondan sonra ikinci yarıda, bir aradan sonra size bugünkü etkinliğin asıl konusu olan Wikiveri hakkında sunum başlayacak. Wikiveri de Wikimedia'nın projelerinden birisi ve çok daha genç, 6 yaşında, Wikipedia 15 yaşında, hatta 16'ya döndü. Wikiveri çok daha genç ama çok daha büyük bir proje. Ama biz Wikipedia'dan başlayalım. Wikipedia'yı tanıyorsunuz, kullandınız, ödevlerinizi yaptınız oradan. Yapmayan var mı? Yok. Wikipedia'yı tanıyorsunuz. Nedir Wikipedia? Onun için çok da söylememe gerek yok. Bu Wikipedia, Wikimedia, Wikidata'dan bahsedeceğiz dedik. Wikipedia'nın bir ansiklopedi olduğunu biliyoruz. İnternet üzerinden erişilen, çevrim içi bir ansiklopedi olduğunu biliyoruz. Ücretsiz eriştiğimizi biliyoruz. Serbestçe kopyaladığımızı, ödevlerimizi oradan yapabildiğimizi, herhangi bir sınırlama olmadığını biliyoruz. Reklam karşımıza çıkmadığını biliyoruz Wikipedia'yı kullanırken. Yani Türkçesi var, İngilizcesi var, daha pek çok dilde var. 300 farklı dilde dil sürümü olduğunu biliyoruz. 300'den fazla farklı dilde yayınlanan, özgür, bağımsız, reklamsız, ücretsiz bir çevrim içi ansiklopedi olarak tanıyoruz. Eklemek istediği bir şey olan var mı? Şimdilik yok. Wikipedia'nın kurucusu bu adam, Jimmy Wales. O şu şekilde tanımlamış. Dünyanın üzerindeki her insana kendi dilinde en üst kalitede bedava bir ansiklopedi oluşturma ve dağıtma uğraşısıdır şeklinde tanımlamış o. Tartışılabilir. Çok mu kaliteli Wikipedia? En üst kalitede mi değil mi? Belki onu tartışırız. Biraz sonra oturacağım arkadaşlarımla. Panel şeklinde devam etmeyi düşünüyoruz.
bedava olduğunu biliyoruz. Ve bir uğraşı bu, bir hobi aslında. Kimler yazıyor onu? Bizler hep tükettik, ödevimizi yaptık dediğim gibi bir sürü noktada kullandık. Ama belki de çok sormadık. Peki o kadar bilgiyi kim derliyor? Nereden geliyor bu bilgiler? Kim yazıyor? Bunun cevabı şu, bizler. İşte önünüze geldik. Bizim gibi insanlar, bizler tabii çok küçük bir kesimiz bunun. Wikipedia'yı internet kullanıcıları yazıyor. Wikipedia'da tıpkı sosyal medya platformları gibi, Facebook gibi falan, YouTube gibi ya da içeriğini kullanıcıların, internet kullanıcılarının oluşturduğu bir internet sitesi. Ve bunu yapanlara da Wikipedist deniliyor. Kaç kişi derseniz, en son kontrol ettiğimde sırf İngilizce Wikipedia'yı 35 milyonun katkısıyla oluşuyor. Ama bunların içerisinde bir 200 bin kişi aktif Wikipedist. Yani hemen hemen düzenli olarak girip Wikipedia'ya katkı yapan insanlardan oluşuyor. Katkı dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Neler yapar Wikipedistler? Yazarlar o okuduğunuz maddeleri ya da var olan maddeleri geliştirirler, değiştirirler, eleştirirler ve tartışırlar. Daha doğrusu nasıl olacağını koymak için, karar vermek için. Resimler eklerler, haritalar eklerler, şablonlar, tablolar oluştururlar. Pek çok farklı şekilde katkı vermek mümkün. Wikipedistler genellikle görünmeyen insanlardır. Siz çok şanslısınız, karşınıza üç kişi çıktı. Genellikle anonim insan, anonimdirler. Ama dünyada pek çok yerinde bir araya gelip topluluklar kuran ve ortak çalışmalar yapan Wikipedistler de var. Uluslararası yarışmalar düzenlemek gibi, birbiriyle bilgi alışverişi alışverişinde bulunmak gibi, hackathon, editon dediğimiz etkinlikler yapıyorlar. Türkiye'de böyle bir oluşum var mı? Evet, bizler onu oluşturmaya çalışıyoruz. Bizler de Türkiye'deki Wikimedia kullanıcı topluluğuyuz. Tüm dünyada geçen hafta itibariyle sanırım 100. topluluk kuruldu. Tüm dünyada 100 kadar topluluk var. Örgütlü bir şekilde bu platformu geliştirmeye çalışan. Nasıl yapıyoruz derseniz, değiştiriyoruz, oluşturuyoruz maddeleri dedik. Size bu sunumdan aklınıza kalmanızı istediğim tek şey bu slide. Burada Üsküdar maddesini görüyorsunuz mesela. Tanıdık muhtemelen. Bir başlık oluyor Wikipedia maddelerinde. Altında alt başlıkları oluyor. Sağında genellikle bir bilgi kutusu oluyor. Bilgi kutularından Andy de bahsedecek muhtemelen birazdan. Ama hiç üst kısmına baktınız mı? Üst kısmında bazı sekmeler var. Tartışma var. Oku var. Değiştir. Kaynağı değiştir. Geçmişi gör gibi şeyler var. Sekmeler var. Çoğu insan oraya hiç bakmıyor. Altında alacağını alıyor. Altında bilgi var. Orayı okuyor. Ama bazı insanlar o üst taraftaki sekmelere de bakıyor. Merak ediyor. Tıklıyor. Özellikle şu kaynağı değiştir. O çok önemli bir sekme. İşte ona tıklayanlar Wikipedist oluyorlar. Ona tıkladıkları zaman şöyle bir sayfaya geliyor. Üsküdar maddesini değiştirmektesiniz diye bir öğeriyle karşılaşıyor. Ya bildiğimiz basit bir metin editörü karşısına çıkan. Yani Word'de yazdığınız gibi o içindeki veriyi değiştirebiliyorsunuz. Belki bir imla hatası gördünüz. Belki veri güncel değil. Üsküdar'ın nüfusu orada yanlış yazıyor. Yeni bir bilgi geldi. Onu değiştirebiliyorsunuz burada. Değiştirebildiğinizi altında kaydet butonu var. Basıyorsunuz. Ve evet, artık siz de bir ansiklopedi yazarısınız. Ansiklopedi yazarı olmak, bilgi paylaşmak, Wikipedist olmak sadece bu kadar. Değiştir ile ilgili bir şey. Değiştir butonunu fark etmek, o sekmeyi. Oraya tıklamak. Sonra burada değişiklik yapabileceğini fark edince o değişikliği yapıp o kaydet butonuna basma cesaretini göstermek. Herkes yapamıyor bunu. Biraz cesur olmak gerekiyor. Wikipedistler biraz cesur insanlar. Çoğu insan hiç tıklamıyor, fark etmiyor bile. Kimse fıklıyor, fark ediyor. Tıklıyor, dokunmuyor sonra. Aman neme lazım diyor, değiştirmiyor. Ama o değiştir butonuna basıp kendisine değişiklik yapabildiğini fark etmek büyük bir has. Bizler de işte bunu hobi haline getiren, bununla uğraşan insanlarız. Şöyle bir soru gelebilir aklınıza. Peki üzerinde uzlaşılmayan konular ne olacak? Farklı konular, bir konuda farklı bilgilerimiz varsa, buraya yazılan yazılar kafamızdan yazmıyoruz. Kaynaklardan yararlanarak yazıyoruz. Çünkü Wikipedia ikincil kaynaklardan derlenen bilgilerin toplandığı, derlendiği üçüncül bir ansiklopedidir, üçüncül bir kaynaktır.
Yani kendimi yaptığımız bir araştırmanın sonuçlarını yayınlamıyoruz ya da kendi gözlemlerimizden bahsetmiyoruz. Sadece ikinci el kaynaklarda yer alan okuduğumuz bilgileri buraya derleyerek yazıyoruz. Fakat kaynaklarda da tutarsızlıklar olabilir. Eski bilgi yeni bilgi olabilir. Görüş ayrılıklarından, ideolojik farklardan ötürü konusuna göre farklı bilgiler olabilir. Peki o zaman Wikipedia'ya ne yazılacak? Kimin dediği olacak? Bu çok önemli bir konu. Çünkü insanların bir bilgiyi aradığında ilk baktıkları yer Wikipedia. Ve sizin buraya ne yazdığınız, sizin insanların internette bir şey ararken karşısına ilk olarak ne çıkacağını belirlemeniz demek oluyor aslında. Peki burada anlaşmazlık yaşanmıyor mu? Nasıl bu belirleyici gücü elini tutabiliyorsunuz? İşte bunun çözümü de şu sekme nasıl o sekmelerde yatıyor? Tartışma sekmesi orada büyüttüm. Bir başka sekmede anlaşmazlık olan konularda, tereddüt ettiğimiz konularda da Wikipedistler tartışma sekmesine tıklar. Almış mıyım bunun resmini? Evet. Ve tartışırlar. Bu bilgi doğru mu? Ben şu kaynakta şunu okudum. Bu konuda görüş bildirecek olan var mı? Vesaire gibi. Ben çok tartışılmış, İngilizce'de çok fazla tartışmalar oluyor. Türkçe'de çok burası da önüme Üsküdar'la ilgili bir şeye bakarken resimle ilgili bu resim gerçekten Mihrimah Sultan mı diye sorgulamış mesela insanlar. Ya da çocuklarının adına dair bilgiler orada doğru mu diye sorgulamış. Bu şekilde arka tarafta haber odası dediğimiz gibi da deniliyor ona. Her maddenin bir haber odası var gazetelerdeki. Orada tartışılan bir yer var. Bir de Wikipedia'nın bu şekilde tartışma yapılarak maddelerin oluşturulduğunun bundan sonra aklınızda kalmanızı istediğim şey bu sunumdan. Wikipedistler dedik. Size biraz fotoğraflarını göstermek için getirdim. Bu sene birkaç ay önce Güney Afrika'da yapılan toplantıdan böyle uluslararası bir camia var arkasında. Her ülkeden insanların kendi dilinde ansiklopedi oluşturmak için çaba harcayan, çünkü unutulan diller var, ölmekte olan diller var. Özellikle o dillerde 300'den fazla dil diyoruz. Neden o kadar çok sayıda dil derseniz, her dilde insan bunu çok değerli bir uğraşı olarak görüyor. Kendi dilini zenginleştirmek için, kendi ülkesinde eğitim fırsatlarına eşit şekilde yararlanamayan gençlere ya da çocuklara bir şeyler ulaştırabildiğini hissetmek için bir yer olarak düşündüğünden pek çok insan gönüllü olarak bu uğraşın içinde ve bu uğraşın içindeki insanlar bunun arkasında da Wikimedia Vakfı dediğimiz bir vakıf var. Wikipedia'yı açıkladık. İşte bu altyapıyı oluşturan yerde Wikimedia Vakfı, o az önce resmini gösterdiğim kişi, o vakfın kurucusu. Wikimedia Vakfı bizim gibi insanları topluyor, çeşitli şeylerde bir araya geliyoruz. Bu yıllık kongreden, gene bu sene Orta ve Doğu Avrupa Wikipedistlerinin yaptığı bir toplantıdan, buraya da arkadaşlarımız katılıyor. Bu Berlin'de bu seneki bir toplantıdan, işte birkaç yüz. Dedim ki bizler de Türkiye'deki Wikimedia topluluğu da Şubat 2016'da kurulduk. Wikimedia Türkiye. Bizler de etkinlikler yapıyoruz. Mesela bu geçen Ankara'da yaptığımız bir etkinlikten gençlerle bu 8 Mart Kadınlar Günü'ydü. Kadınlar üzerine gençler madde oluşturmayı öğrenmiş. Hazırlıklı gelmişlerdi yazacakları kişileri. Onların maddelerini, Wikipedia maddelerini oluşturdular. Bu İstanbul'da Zafer de var orada. Kadınlar Kütüphanesi'nde. Bu da 8 Mart etkinliği. Biz 8 Mart'ta çok etkinlik yapıyoruz. 8 Mart'ta da Mart ayında özellikle yoğunlaşıyor. Özellikle tema kadınlar oluyor. Çünkü şöyle bir gerçek var. Şimdi biz tam olarak bilmiyoruz Wikipedia'yı kimler yazıyor, kimler oluşturuyor. Sadece bir profil çıkarabiliyoruz araştırmalar sonucunda. Bildiğimiz şu var, Wikipedia'yı yazanlar en iyi ihtimalle sadece %20'si kadın, en kötü ihtimalle %10'u kadın. Bu demek oluyor ki Wikipedia'da bilgiler erkek gözüyle yansıtılıyor, erkek diliyle anlatılıyor. O yüzden Wikipedia'ya kadınların katkı vermesi çok önemli. Kadınların da Wikipedia yazarı olması çok önemli. O yüzden bu konuda çalışmalar, sürekli çabalar gösteriliyor. O yüzden Zafer Kadın Kütüphanesi'nde, Kadın Eserleri Kütüphanesi'nde bu çalışmayı yapmıştım. Bu Bursa'daki bir etkinliğimizden, benim oradan. Bu Sakarya Üniversitesi'ndeki bir etkinlikten. Bizim Wikimedia topluluğu kullanıcı grubu olarak en çok yaptığımız şey üniversitelere gitmek, üniversiteleri ziyaret etmek ve üniversite öğrencilerine siz bunca yıl ödevlerinizi yaptınız, derslerinizi geçtiniz, Wikipedia'dan yararlandınız, biraz da siz yazmaya başlayın demek. Bunun için de geziyoruz ama şunu keşfettik, bu tür toplantılara gelmek istemiyoruz aslında. Burada böyle sunumlar yapıyoruz, anlatıyoruz, hadi gençler siz yazın diyoruz. Hiç tık yok, etkisi olmuyor. Ancak eğer hocalarına, hocam siz söyler misiniz öğrencilerinize Wikipedia maddesi yazsınlar bu derste öğrendikleri konularla ilgili ve ondan sonra da bundan not verir misiniz, ödev verir misiniz bu şekilde dediğimiz zaman
hocalarını çok güzel dinlediğini fark ettik. O yüzden biz üniversitelere o şekilde gidiyoruz. Üniversite hocalarıyla görüşüyoruz önce. Ve dersinize bir şekilde bunu entegre nasıl edebileceklerini konuşuyoruz hocalarla. Diyoruz ki öğrencilerinize bu dönem size verecekleri ödevi size bir kağıda çıktı olarak vermesinler. Size Wikipedia'ya madde olarak yazsınlar. Herkesin erişebileceği bir kaynak, herkesin yararlanabileceği bir içerik üretsinler. Onlara bu dersle ilgili bunu yapmalarını söyleyin diyoruz. Bundan da çok olumlu sonuçlar alıyoruz. Yani öğrenciler de aslında çok memnun kalıyor. Çok güzel geri bildirimler. Diyor ki öğrenciler, ben ilk defa bir ödevi hocayı ne not alacağımı, hocanın beğenip beğeneceğini düşünmeden yazdım. Önemli olan doğru bilgiyi derleyebilmek, genel okurun başkaları da okuyacak. Belki yüzlerce, belki binlerce kişi okuyacak. Bunun heyecanını yazdım. Ben okulda öğrendiğim şeyin bir işe yaradığını hissettim. İnsanlarla bir şey paylaşacağımı hissettim diyerek çok güzel maddeler oluşturuyorlar. Burada aramızda akademisyenler, hocalar varsa onlara da bir mesaj vermek için yazdım. Yani illaki yazma ödevi verilmeyebilir, eleştirme ödevi verilebilir. Gördüğünüz bir Wikipedia maddesinde İngilizce, Türkçe her neyse açın okuyun. Doğru kaynaklardan yararlanmış mı sizce? Gerçekten o kaynakta o bilgi var mı? Daha güncel, daha yeni hangi kaynak olabilirdi? Sizce başka hangi alt başlıklarla zenginleşir gibi bir ödev yazın gibi. Bu şekilde çalışmalar yaparak şunun farkında olmanızı istiyoruz aslında. Siz internette gördüğünüz şeylerin pasif bir tüketicisi olmak zorunda değilsiniz. Siz üretici olabilirsiniz. Burada yazanları üreten kişi siz olabilirsiniz. Bütün bu Wiki'li projeler, Wikiveriler, Wikipedia'lar, daha Wikigezgin, Wikisözlük bir sürü şey var. Sizin katkı verebileceğiniz, paylaşımda bulunabileceğiniz şeydir ve bu bir, büyük bir güçtür. Başladığınızda bunu görürsünüz. Sizin yazdığınız şeyler internette insanların ilk olarak o konuda araştırma yaptığında karşısına çıkan şeyler olabilir. Bu gücü kullanmanızı, bunu bir düşünmenizi, bir farkında olmanızı istediğimiz, bunu paylaşmak istediğimiz için buradayız. Bize sosyal medya kanallarından ulaşabilirsiniz. Ve tabii ki Wikipedia üzerinden ulaşabilirsiniz. Wikipedia üzerinde her şey açıktır. Mesajlaşmalar açıktır. Kullanıcı adlarımızı yazmadım tabii, unuttum. Oradan bize erişebilirsiniz. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Şimdi isterseniz soru cevap şeklinde ilerleyelim. Onları tamam. Sizlere yönelteceğim. O şekilde arkadaşlar paylaşacağız. Sayın Başak Tosun'a teşekkür ediyoruz. Şimdi derlediğimiz soruları sizlere yöneltmek istiyorum. Ardından arkadaşlarımızı bu şekilde bilgilendirelim. Öncelikle siz Başak Hanım bahsettiniz Wikipedia hakkında. Ben hemen bu işe ne kadar vakit harcadığınız hakkında soru sormak istiyorum sizlere. Sıradan mı başlayalım? Hiç fark etmez. Ben cevap verebilirim. Ben normalde bir şirkette çalışıyorum. Mesaim 8-6 olarak çalışıyorum. Akşam diğer saatlerde de genelde eve gittiğimde bilgisayarım önümde açıktır ve Wikipedia'ya katkı vermeye çalışırım. Yani günde en az 2 saat, 3 saatimi Wikipedia için geçiriyorum. Bir de orada yaptığımız bazı işlemler var. Arka tarafta görünmeyen işte sayfaların düzenlenmesi, silinmesi veya onaylanması ile ilgili. Orada dediğim gibi günde 2-3 saatimi geçiriyorum minimum. Daha fazla hafta sonları daha fazla geçirdiğim vakitlerim de oluyor. Wikipedia tabii belirli bir süre sonra hastalığa dönüşmeye başlıyor. Bir maddeyi değiştirebildiğinizi öğrendikten sonra bilgiye hükmetmeye karşı olan zaafınızı fark ediyorsunuz ve o bilgiyi değiştirebiliyor olmak, kaynakları girdiğiniz zaman ülkenin ücra bir köşesindeki bir çocuğun ödevini o sizin girdiğiniz kaynaktan yaptığını biliyor olmak çok enteresan bir duygu. Bu nedenle ilk başta dakikalarla bahsedebileceğimiz süre bir müddet sonra saatlere, bir müddet sonra zaten bununla ilgili bir hastalık da var. Bir hastalığa dönüşmeye başlıyor belirttiğim gibi. O nedenle sahip olduğunuz kaynaklar, mesela bir üniversite öğrencisisiniz ve şu an üniversitenin kütüphanesine erişiminiz çok basit. Oradaki değiştirirken kütüphanenin içine girip o değiştirmek istediğiniz bilgiye dayalı kaynağı kütüphaneden bulup
O değiştirmek istediğiniz maddenin içerisine o kaynağı yerleştirdiğiniz, maddenin geliştiğini gördüğünüz takdirde başka maddelere, daha başka maddelere yönelmeye başlıyorsunuz. Ve yapmak istediğiniz ama o an ilgilenemediğiniz başka dallara yönelik ilginizin olduğunu fark ediyorsunuz. Bu nedenle kişiye göre göreceli olmakla birlikte bir süre sonra Zafer'in de söylediği gibi saatleri alabilecek bir vakit harcama boyutuna geliyorsunuz. Hastalık olduğuna kesinlikle katılıyorum. Ben son 5-6 aydır editlemiyorum, katkıda bulunmuyorum. Daha çok böyle organizasyonlarla ilgilendiğim için vaktim kalmıyor. Ama şimdi şu İskidar'da otobüse gelirken çok fena depreşti, o hastalık depreşti bende. Çünkü bir sürü orada yapı gördüm, mezarlık gördüm. O mezar taşları beni çağırdı. Ben şunu yapıyorum çünkü. Mesela bir ara çok divan şairleri hakkında maddelere sarmıştım. En üzüldüğüm şey de bir türlü görsel bir şey koyarak zenginleştiremiyorum onu. Ne koyacağım? Güncel şairleri, yazarları yaparken arkadaşlar gidiyorlar kitap fuarlarına vesaire, orada yazarların fotoğrafını çekiyorlar. Çünkü telif hakkı sorunu olmayan şey koymak zorundasınız. Kendi çektiğiniz fotoğrafı koyuyorsunuz. Ama divan ölmüş gitmiş divan şairi hakkında ne yapacaksın? Ben Bursa'da mezarlıklarda şeylerini çekiyorum mesela. Mezar taşları var yani, çok fazla divan şairi, eski sadrazamlar, şunlar bunlar. Öyle dolaşıyorum. Şimdi Üsküdar'dan gelirken de beni yaz dedi. Çünkü ben yazmazsam onları kimse yazmayacak muhtemelen. Onu biliyorum. Yani o bir güç. Onu ancak ben yaparsam orada olur duygusunu yaşadığınız zaman o günde 3-4 saat harcamıştım var akşamları. Birbirimiz kontrol ediyoruz. Yani tabii. Yani işlemler hangisi en doğrusu? Bana burası sürekli gelişen bir yer. Çok güzel bir soru. İşte o tartışma sekmesi dediğimiz şey de o yüzden var. Bir işi bir değişiklik savaşına dönüştürmemek gibi bir ilkemiz de var. Yani diyelim ki ben bir şey yazdım. Zafer başka türlü yazılması gerektiğini düşündü, değiştirdi. Ben hala ayrı düşünüyorum. Tartışma sekmesine gidiyoruz ve orada bir tartışma gerçekleştiriyoruz. Ben böyle yapıyorum, şu elimdeki şu kaynağa dayanarak şu nedenden türlü şöyle yazılmasını uygun görüyorum diyor. O altına neden o şekilde olmadığını düşündüğünü yazıyor. Başkaları çağrılıyor. O sırada belki şablon konuluyor bu madde üzerinde devam eden bir tartışma vardır şeklinde şablon konuluyor. Orada tartışma sonuçlandırılıyor. Genellikle bir orta yol bulunuyor. Yani bazı kaynaklara göre şöyledir, bazı kaynaklarda böyle olduğu ifade edilmiştir tarzı bir ifadeyle yazılıyor genelde. Yani doğru diye bir şey yok. Wikipedia gerçeklerin yazdığı bir yer değildir. Hep onu söylemişim. Gerçekleri değil. Sadece ikincil kaynaklardan derlenmiş doğruların yazdığı bir yerdir. Dolayısıyla genellikle orta yolda şey diye bulunur. Bazı kaynaklarda şu şekilde yazmaktadır, bazı kaynaklarda şöyle olduğu ifade edilmiştir şeklinde bir derleme yazılır sadece. Ve yanlış da olabilir Wikipedia'da gördüğünüz, okuduğunuz şeyler. Çünkü bizler yazıyoruz. Hepsi hatalı olabilir. Bütün kaynaklarda, kitaplarda, dergilerde, internette, forumlarda, her yerde gördüğünüz şeyler hatalıdır, yanlış olabilir. Eleştirel bir gözle okunması gerekir. Kim yazmış bunu, niye yazmış, hangi amaçla yazmış? Hangi kaynağa dayanarak yazmış? Her konuda bunu sorguluyor olmanız gerek. Ve Wikipedia'yı da çok sorguluyor olmanız gerek. Ve bunun güzelliği şuradaki yanlış olduğunu hissettiğiniz bir şey gördüğünüz anda değiştirebiliyorsunuz. Müdahale edebiliyorsunuz. Siz kendi katkınızı verebiliyorsunuz. En azından tartışma sayfasına gidebiliyorsunuz. Bu şekilde işliyor ama doğrudur buradakiler diye bir şey yok. Her zaman eleştirel bir gözle okunması gereken bir yerdir. Bu sözlerin ardından en çok merak edilen Wikipedia ne kadar güvenilirdir diye bir soru yöneltmek istiyorum. Yani Wikipedia İkincil kaynaklar ne kadar güvenilirse o kadar güvenilirdir aslında. Çünkü Başak Hanım da az önce söylediği gibi orayı yazan bizler, sizler, hepimiziz. Kontrol etmeye çalışan da bir grup var tabii ki. Hani mümkün olduğunca oraya yapılan katkıları doğru mu değil mi diye oraya eklenen kaynakla ya da oradaki yazılan bilgiyi İnternette kısa bir araştırmayla birçok şey bulunabiliyor. Mesela bir kişinin doğum tarihi değiştirilmiş. Acaba gerçekten doğru mu diye çok kısa bir araştırma yaparak bulabiliyorsunuz. Benim akşamları genelde yaptığım şey bu olduğu için, kontrol edilmemiş değişiklikleri kontrol ettiğim için genelde böyle işliyoruz. Dediğim gibi oradaki kaynak ne kadar güvenilirse aslında bilgi de o kadar güvenilirdir. Wikipedia bilginin geçerliliğini garanti etmiyor. Tabii ki güvenilir dediğimiz bilgiler de mevcut.
Mesela bazı kıstaslarımız var. Seçkin maddeler ve kaliteli maddeler. Seçkin maddelerin olduğu bölümlere girerseniz, o maddeler üzerinde yoğun çaba sarf edilmiş, aylar hatta yıllar alan, mesela bilim maddesine özellikle katkıda bulunmuş birisi olarak söylüyorum, o maddeyi oluşturmak ortalama 3 yılımızı aldı. Ve dünyadaki büyük üniversiteler içerisindeki akademik yayınları takip ederek bu yayınlar içerisinde bilimin tanımını yapmaya gayret gösterdik. Çünkü Wikipedia size şunu da sağlıyor. Birazcık işin içine girmeye başladığınız zaman size akademik kaynakları da sunuyor. Mesela MIT'nin akademik indeksine birdenbire kendinizi giriş izni almış bulabiliyorsunuz ve bu size bir güç sağlıyor. Oraya girip insanların belirli bir miktar para ödeyip sahip olabilecekleri bilgiye siz erişiyorsunuz. Daha sonra bu bilgiyi özetleyip kaynaklı şekilde getirip maddenin içerisine yerleştirebiliyorsunuz. Bu nedenle bizim gayemiz her normal maddeyi kaynaklandırıp, bu kaynakları güçlendirip, daha sonra ilk önce kaliteli, daha sonra da seçkin hale getirmek. Seçkin hale gelen maddelerde güvenilirlik çok daha yüksek. Ama az önce Başak Hanım da belirttiği gibi, herkesin değiştirebildiği maddelerde kişilerin eklediği kaynaklar tartışılabiliyor. Bu tartışmaya katılarak sizin kendi görüşünüzü bildirip madde içerisine sizin kendi görüşünüzle ilgili olan kaynağı da yerleştirip ve bu şekildedir ve bu şekilde de olabilir noktasını maddenin içerisine yerleştirip bir madde içerisinde de aslında tartışma yaratabiliyorsunuz. Bu da bilimin gelişmesi açısından çok önemli. Wikipedia tamamen güvenilir değil ama tamamen güvenilmez de değil. Kişi ne kadar değiştirmekte olduğu bilgiye sadıksa o madde o kadar daha güvenilir olmaya başlıyor. Bunu yine sağlayacak burada oturan sizlersiniz. Başak Hanım da belirttiği gibi biz böyle 3 kişiden, 10 kişiden oluşan bir grup değiliz. Yüzlerce insan maddeleri değiştiriyor. Mesela tıp maddelerine özel olarak ilgi duyan tıp fakültesi öğrencileri var. Biyolojiye çok merak duyan biyoloji bölümü öğrencileri var. Bunları zaten maddeleri değiştirildiği esnada fark edebiliyorsunuz. Ekledikleri kaynaklar sadece üniversitelerin kütüphanelerinden gelebilecek kaynaklar olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bu nedenle oluşturan kişiler o konuya ne kadar meraklıysa, bu yüzden üniversitelere çok büyük görev düşüyor, hocalara çok büyük görev düşüyor. Başak Hanım da belirttiği gibi bunlar ödev olarak da verilebilir. Mesela Harvard'daki hocaların çoğu sınav yaparken kürsüde çocuklar sınavı çözerken hoca kürsüde Wikipedia'da bir madde değiştiriyor. Bunu gelenek haline getirmişler. Bu şekilde davranarak öğrenciler yönlenebilir ve oradaki bilgiyi daha güçlü hale getirebilirler. Az önce Sakarya Üniversitesi'nden bir fotoğraf göstermiştik. Oradaki gençler kuvertener maddelerini yazmışlardı. Onunla ilgili maddeleri. Ne demek olduğunu bilmiyorum. Wikipedia açıp bakın. Yani ama çünkü ancak onların katkısıyla. Onlar coğrafya bölümünün öğrencileriydi. O dersin konusuyla ilgili maddeleri geçtiler. Yani Wikipedia ne kadar güvenilir? Siz ona ne kadar güvenilir yaparsanız o kadar güvenilir. Sizin verdiğiniz katkı kadar güvenilir. Teşekkür ediyoruz. Kimlik veya kişisel bilgileri yer alıyor mu? Hayır. Yani kim o bilgiyi koydu belli değil. Hayır. Bilgiyi kafadan... Yani ben mesela yazdığım maddelerde kullandığım şeyler var. Kaynağını yazıyorsunuz. Bilginin nereden alındığı belli. Yazan her kimse, onu okuyan, derleyen her kimse onu neye dayanarak yazdığını eklemek zorunda. Hangi yazı basılı bir kaynağa dayandırmak zorunda. Sadece her kimse, o anonim kişi şu kaynaktan yazmış. Onu görüyorsunuz. Maddelerden bahsetmişken her konuda Wikipedia maddesi oluşturulabilir mi? Bir diğer sorumuz. Wikipedia'da geleneksel ansiklopedilerde gördüğümüzden çok daha fazla konuda madde oluşturabilir. Bir Britanya'da bir meydanlarında görmediğiniz maddeleri de görürsünüz. Popüler konularda madde oluşturulur. Çok daha güncel konularda, yani dizi maddeleri de var, dizi oyuncuları hakkında da maddeler var. Çok popüler konularda her şey bir madde var ama bu her konuda madde oluşturulur, her başlık açılabilir anlamına gelmiyor. Yani bir ekşi sözlük değil. Kayda değerlik kriterleri dediğimiz kriterler var. Eğer Wikipedia standartlarına göre kayda değerse oluşturulabilir. Onlar da ne oluyor? Yani
Bunlarla ilgili politikalar var Wikipedia'da. Eğer kişi veya o konuyla ilgili kayda değerlik kriterlerini karşılıyorsa, mesela bir politikacı, yerel bir politikacı bir kayda değer konuya sahip olmayabilir. Ama bir milletvekili olmuş bir politikacı kayda değerdir. Veya işte dizilerde küçük bir rol almış kişi kayda değer değildir ama önemli roller almış kişiler kayda değerdir. Veya her köy bir kayda değer bir maddedir. O köyle ilgili, çünkü bir yerleşim alanıdır, o köyle ilgili madde açılabilir. Ama dediğim gibi her konuda kayda değer değildir. Genel kural basılı güvenilir kaynak olması lazım. Hakkında, evet. Onun hakkında bağımsız olarak o konuyu konuya edinen bağımsız güvenilir kaynakların varlığı gerekli. Yani onun hakkında gazetede küçük bir haber çıkmıştır ya da bir basın bülteni yayınlanmıştır, oku vardır, onu saymıyoruz. Mümkünse akademik bir kaynakta ona değinen bir şey varsa onun hakkında Wikipedia maddesi de oluşturulabilir. Yoksa oluşturulmaz ya da tartışılır. Peki, Türkçenin yanı sıra kaç dilde Wikipedia projesi bulunmaktadır? 300'den fazla, 312 civarında falan. Bir diğer soru, en çok merak edilen sorulardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Wikipedia niye engelli ve ne zaman açılacak? Ne zaman açılacak? İşte şunu söyleyebiliriz. 2017'den beri engelli. Nisan 2017'den beri. 29 Nisan 2017'den beri engelli. Yani nedeni konusunda farklı açıklamalar yapıldı. Bazı maddelerdeki yani beğenilmeyen içerikten ötürü öyle bir karar alındı. Bir nedenini biz bunun asıl nedeninin yani değiştirme mekanizmasının bunun bilinmemesi, yetkililer tarafından bilinmemesi ve onun için bu yola gidildi diye düşünüyoruz. Hı hı. Tüm dünyada yani 300 dilden fazla şey var. Sorunlu bir sürü konu ve sorunlu bir sürü madde oluyor. Ama böyle bir yönteme gitmeden kendi içindeki mekanizmalar iyi çalıştığı için çözülüyor. Onu değiştirmeyi bilmemekle alakalı ve ondan sonra da geri adım atamamakla bürokratik bazı şeylerden ötürü zorluk olduğu için bir türlü geri adım atılamamasıyla alakalı bir durum var. Evet. Sunumunuzda Wikipedist olmakla ilgili bilgiler vermiştiniz. Wikipedist olmak sizlere neler kazandırdı? Bizim bir sorumuz. Birincisi dünyanın birçok yerinden arkadaşımız var. Yani bugünkü konuğumuz olan Andy gibi. Yani şu anda benim tanıdığım Brezilya'dan da arkadaşlarım var, Meksika'dan da arkadaşlarım var, Şili'den de veya Çin'den de arkadaşlarımız var. Bir kere çok fazla insana dokunabiliyorsunuz. Artı bu yolla mesela daha önce Meksika'da bir toplantıya gitmiş arkadaşımız şu anda artık orada yaşıyor. Orada edindiği dostluklar sayesinde gitti, orada yaşamaya başladı. Uzun süredir orada yaşıyor. Başka bir arkadaşımız iş görüşmesinde bu konuyla ilgilendiğini söyleyince oradaki insan kaynaklarının dikkatini çekiyor ve işe girmesine bir vasıta oluyor Wikipedist olması. Evet, aynen öyle. Wiki editörlüğü yapıyordu. Ve benim hayatımda da dediğim gibi birçok insan tanıdım ve çok daha tarafsız bakmayı öğrendim. Yani bana dokunan kısmı o oldu. Ben hayata çok daha tarafsız bakabiliyorum. Bunun öncesinde, 2010'dan öncesinde bazı konularda çok taraflıydım. Ama şu anda, yani kendi açımdan, tabii insanlar değişebilir ama kendi açımdan, kendi bakış açımda çok tarafsız olabildiğimi düşünüyorum şu anda. Kaynaklara... Az önceki konuya tekrar geleceğiz ama kaynaklara çok önem vermeye başlıyorsunuz. Bir bilgiyi duyduğunuz zaman onunla ilgili gerçekliği sorgulamaya başlıyorsunuz. Sorgulama, muhakeme. İnsana verilmiş en önemli yetilerden bir tanesi muhakeme etmek. Yani doğru mu? Acaba ne kadar yanlış? Ya da güvenilir mi? Ya da ne kadar güvenilir? Gibi soruların üzerindeki o faz geçişleri zihninizde algoritmik olarak hissetmeye başlıyorsunuz. İnsan beyni saniyede 2 milyar kalem bilgi işleyebilir. Ve hiçbir bilgisayar insan beynine yetişemeyecek. IBM Deep Blue'yu geliştirdiği zaman Kasparov'u yeneceğini düşünüyordu. Evet, gerçekten yendi ama Kasparov'la daha sonra berabere kaldı. Çünkü neden? İnsan beyni makinenin, yani buna machine learning deniyor, makine öğrenimi,
tarzındaki yapılanmayla hareket etmez. Çünkü bilgisayarda ya olumludur ya olumsuzdur. Ya evettir ya hayırdır. Ama insan mekanizmasında nötr denilen bir yapılanma var. Bu nedenle sizdeki bu faz geçişleri ansiklopedi yazıp oradaki bilgiyi elde etmeye başlayıp daha sonra bunu insanlara vermeye başladıktan sonra size o muhakemedeki yükselişi gösteriyor ve çok daha disiplinli bir insan olmaya başlıyorsunuz. Gerçek bir yazar değilsiniz ama aslında gerçek bir yazarsınız. Ya aradaki fark tamamen size kalıyor. Wikipedia'ya gelen elektronik postalar içerisinde ülkenin ücra bir köşesindeki ilkokul öğretmeninin tanımadığı insanlara, tanımadığı bir gruba teşekkür ettiğini görüyorsunuz. Çünkü neden? O gün ders anlatırken Wikipedia'dan almış olduğu bir maddeyi öğrencilerine gösterdiğini, Google'daki bir görsel aramada bulamadığı bir görseli Wikipedia'nın içerisindeki mekanizmaların içerisinden görüp öğrencilerine gösterebildiğini fark ediyor. Ve daha sonra bu yapılanmanın ne kadar kutsal olduğunu görüyor. Bununla ilgili teşekkürlerini size belirtmek istiyor. Ama aslında siz yoksunuz ama varsınız. Bu nedenle size kattığım misyon birazcık da egzotik. Biz oryantalist insanlarız. Yani batıdaki kültür bizi hep merak ediyor. Batıya gittiğiniz zaman batıdaki müzelerde bu coğrafyaya ait eserlerin çok daha ilgi çektiğini görürsünüz. Bizzat yaşadım. Claudio Monet'in eserine önün bomboşken bizim her tarafta görebileceğimiz Çiğni'nin önünde birçok insanın onun fotoğrafını çekmek için sıraya girdiğine bizzat şahit olduk. Biz bu coğrafyadayız ve bu coğrafyanın bize kattığı duygusallıkla birlikte bilgiyi değiştirirken kaynaklandırmayı belli bir harmoni içerisinde gerçekleştirirsek bilgiyi çok daha iyi şekilde sunabiliyoruz. Bunu tarihte hep böyle başardık. Şu anda da bu şekilde başarabiliriz. Bu nedenle Wikipedia'nın kaynaklandırma sistemi zihninizdeki disiplinle birleştiği zaman çok daha iyi bilgi yazımı elde edebiliyorsunuz. Astronomiyi biz geliştirdik, matematiği biz geliştirdik. Batıdaki kaynaklara baktığınız zaman matematiğin bu coğrafyadan çıktığı her tarafta yazıyor. Eğer biz olmasaydık insanlık uzaya çıkamayacaktı. Bu bir gerçek. Ama bunu kim geliştirdi? Bunu Batı geliştirdi. Biz o gelişme noktasında kaynaklandırmaya önem vermediğimiz için ne kadar kaynak, ne kadar muhakeme, ne kadar sistematik bilgi o kadar gelişmiştik. Wikipedia'nın size kattığı noktalardan bir tanesi bu. Tabii en merak edilen konulardan bir tanesi her zaman her işte olduğu gibi kazanç. Yazarlar bu işten ne kadar kazanıyor diye bir soru yöneltmek isterim. Rakamla ve yazıyla sıfır. Var mı? Yani nasıl bir kazanç sağlıyorsunuz? Sadece bu çok merak edilen bir soru. Yani hiç, yani maddi olarak hiçbir şey kazanmıyoruz. Ben 2011 yılından beri aktif olarak Wikipedia'dayım. Maddi olarak hiçbir şey kazanmadım. Sadece bir kez bu Başak Hanım'ın bahsettiği konferanslara birine katıldım. 2017 yılıydı galiba. Birlikte Başak Hanım'la gittik Berlin'e. Oraya siz vakfa bir şeyde bulunuyorsunuz ve vakıfta seçtiği kişileri gerekli masraflarını karşılayıp götürüyor. Onun dışında kazanç olarak hiçbir kazanç sağlamıyorsunuz. Çünkü bu tamamen gönüllülerin yaptığı bir şey. Gönüllü olarak burada katkı sağlıyoruz ve kendi hobimiz olarak devam ediyoruz. Yani öyle bir sistem yok. Bazı yerlerde paralı editörlük tartışmaları falan, paralı editörler olsun tartışmaları yapılan yerler var ama yani paralı bir şey karşılığı yazıldığını belirterek madde oluşturulmasına katkı bulunsun mu? Ama hiçbir yerde de kabul gördüğünü zannetmiyorum onu. Evet. Hele Türkiye, Türk topluluğu da çok karşı zaten buna. Hiçbir şekilde hani bir yerlerde öyle ilan falan görürseniz ücretli Wikipedia maddeniz yazılır falan. Öyle bir şey yok zaten, yazılırsa mümkün değil, silinir. Herhangi bir ücret hiçbir şekilde söz konusu değil. Peki. Son olarak sizlere Wikimedia hakkında bu proje nasıl oluşmuştur? Bu projenin patronu sizler misiniz diye bir soru yöneltmek isterim. Evet, patronu biz. Yani Wikipedia'yı yazanlar sahibidir.
Dediğim gibi bunun arkasında işte Wikimedia Vakfı var. Bunu oluşturanlar ilk böyle bir ansiklopedi, aslında basılı bir ansiklopedi yazı çıkaracakken ona hazırlık olarak böyle bir insanlardan bilgi mi alsak, ne tür maddeler oluşturulsun diye kendileri olsa nasıl yazardı bir fikir sorma gibi bir ön hazırlık olarak oluşturulmuşken insanların buna ne kadar çok ilgi gösterdiğini, yazmaya istekli olduklarını, bizzat sıradan insanların katkısıyla da bir şeyler oluşturabileceğini görünce bu bir projeye dönüşmüş. Ve ondan sonra çok kısa bir süre içerisinde farklı dillere yayılmış, bu şekilde ortaya çıkmış bir şey. İçerik tamamen onu oluşturanlarındır. Vakfın yani zaten müdahale edemez. Çincesine mi müdahale edecek, Hintçesine mi müdahale edilecek, orada öyle yazmasın, böyle yazmasın diye kontrol edecek bir merkezi bir şey olması söz konusu değil. Onun için topluluklar sahibidir. Topluluklar kendi arasında tartışarak her şeyi halleder, politikaları da bilirler, denetimi de yapar. Sahibi odur. Ama şimdi Wikimedia Vakfı destekler, yani o altyapıyı vererek destekler. O tartışma ortamını sağlayarak dediğim gibi toplantılar yapılıyor sürekli yazılımsal anlamda, yazılım toplantıyla ilgili olsun, içerik geliştirmeyle ilgili olsun. İşte bazen işte biz finanse ediyor bu gönüllüleri, o bu şekilde fotoğrafını gösterdiğim şekilde toplanılıyor. Onun dışında yani Wikimedia Vakfı içeriğin sahibi değil, projenin sahibi. Böyle bir durum var. Yani genel olarak bir... Biraz sonra buradaki arkadaşlardan bir tanesi bu konferans bittikten sonra kütüphaneye geçip ilgilendiği bir maddeyle ilgili değiştir butonuna basıp üye olup o maddeyle ilgili kaynağı eklediği zaman o konunun patronu o oluyor. Yani herhangi bir patron yok, herhangi bir sahiplik yok. Bu maddeyi ben yazdım, bu maddeyi hiç kimse değiştiremez, benim söylediğim gibi olur şeklinde bir durum yok. Bir sahibi yok, sahibi onu okuyan ve onu oluşturan herkes. Tamamen komün bir yapı var. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgilerinizden ötürü. Konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından ikinci oturumda tekrar görüşmek üzere. Öncelikle hatırlatmak isterim ki storynizde Bilim Ofisi'ni Wikidata ve Bilim Ofisi hashtag ile paylaştığınızda sizlere özel ödüllerimiz olacaktı. Ancak hesabınız gizliyse lütfen bize SS'ini atarsanız ya da çıkışta gösterirseniz seviniriz. Çünkü bunların bildirimlerine ulaşamıyoruz. Welcome back. Now we have a special guest from all the way from England, and I would like to invite him to the stage, everybody, Andy Mabbitt. Hello, everybody. Thank you for the invitation and the opportunity to speak in this wonderful building in Istanbul, a city which I'm pleased to visit for the first time. I apologize that I have to speak to you in English. I don't speak any Turkish. I will try to speak slowly and clearly. I will take questions at the end, but if I'm speaking too fast or if I use any phrases which you don't understand, please shout out and I will clarify what I have said. I put my Twitter name here and the hashtag for the event. So if you simply want to be rude because you don't like what I'm saying, you can do that behind my back on Twitter. I also apologize that I don't know if anything that I'm telling you has already been said to you this morning because I didn't understand a word of the earlier presentations. I don't know if you've already seen this, for instance. But I think it's very important anyway to remind you that the reason that Wikipedia and Wikidata and their sister projects exist is this vision. That we wish to share the sum of all human knowledge with everybody freely in their own language. This is why we do what we do. This is why thousands of volunteers around the world work on these projects. And this is why we hope you will join us and work on these projects as well. I'm going to talk to you today mostly about Wikidata. But in order to do that, I need to talk to you a little bit about Wikipedia. I used to start my presentations by saying, who has seen Wikipedia? But I don't need to do that anymore because it is ubiquitous around the world. And Wikipedia is a singular word, but we're actually referring to 300 different encyclopedias. There's an English Wikipedia, a Turkish Wikipedia, German, French, Russian, Japanese, Croatian, you name it, if there is a popular language, then we have a Wikipedia for it. We also have Wikipedias in many smaller and endangered languages, like Welsh and Cornish and others, which are much smaller projects, but nevertheless, they have a community of people who work on them.
And all of these projects are hosted by an American organization called the Wikimedia Foundation, which is a not-for-profit organization. And their job is to keep everything running, to keep the computer servers running, to make sure there is enough electricity and enough air conditioning, and that there are staff who will make those things work. But they do not look after the content. The content of the Wikipedias, like the content of Wikidata, is looked after by a community of individual people, of which I am one very small part, and some of you are already a small part, and each of you can become a part. But collectively, we're building a very big, very important set of projects. So that's the background. And on Wikipedia, I'm sure you're familiar with these things which are called info boxes. And if I zoom in a little, this is the info box about Marie Curie, the famous physicist. You can see we have some crucial information about her. Her date and place of birth, the place and date of her death, where she studied, her nationality, and even the fact that she was a physicist. And we have the same thing here in Spanish. And we have the same information. I mean, it's in a different language, but you can clearly see it's the same information in Turkish. And in the languages of some of your neighboring countries, in Greek and Armenian and Persian or Farsi, and in Japanese and Russian and Indian languages. And we're storing the same information in 300 Wikipedias 300 times. So if you have an employer and they say to you, I want you to set up a database to store important information, and you go away and you write a database and you go back to your manager and you say, here is the new database. I've spent a lot of time working on this and it's now finished. All you have to do is you have to enter the data here, and then you enter it here, and then you enter it here, and then you enter it here, and you enter it in 300 different places, and when it changes, you only have to change it 300 times. You wouldn't finish saying that before your manager would have escorted you from the building and terminated your employment. It's a very bad practice. But because Wikipedias have developed organically, that is effectively what we were doing. So a group of us some time ago, in about 2011, 2010, decided that we ought to have a central database and store this data once, and then share it on all the Wikipedias and on the other sister projects, which I'm going to talk a little bit about later. And if we're going to do that and share that information with all the Wikipedias, we can share it with the rest of the world and make it freely available for other people to use. And so that is why we created Wikidata. That is what Wikidata is for. So we took all that information about Marie Curie and we put it into one record on Wikidata, and this is it. And as you can clearly read here, or perhaps you can't clearly read that, it's very long. So let me zoom in. The top of it looks like this. It uses the same software that Wikipedia uses, but with some extra plugin software to make it into a database like this. And I'll zoom in a little bit more closely again so you can read it. And what I'd like to do now is point a few features out. So the first thing is we have Marie Curie's name. And that name is the same in English and French and German, but perhaps in Turkish you write it differently. And in Japanese and Greek and Armenian and in the Indian languages, you write it in a different character set. But if this was the Wikidata item about water, it would be a different word. It would be eau in French. And in Turkish, you have a different word for water again. So these multilingual labels exist on one item in lots of languages. Whereas in Wikipedia, we have separate articles in different languages. In Wikidata, we have one item, and it has multilingual labels. And the reason that this one appears in English is because I'm English, and my settings say I want to see my labels and descriptions in English, but yours can say Turkish or indeed other languages if you prefer. That is within the control of the individual user. So we have labels, and then we have aliases, in other words, pseudonyms or other names that something is known by. And these exist purely to help searching. And we have descriptions. So Marie Curie was a French-Polish physicist and chemist. But again, that is in English for me.
And if you speak Turkish, you can read that description in Turkish. And if you speak Japanese, you can read it in Japanese, and so on. And then we have some statements about Marie Curie. So we know that she was an instance of a human being. And in Wikidata, the idea of being an instance or a subclass of something is very important. So water is an instance of a chemical, and Marie Curie is an instance of a human. But a Boeing 747 aeroplane is a subclass of aeroplanes, because the aeroplane that I came here on is an individual instance of an aircraft. But the model, the design, is a subclass. There are lots of individual instances, but generically they're a subclass or a type of aircraft. So that's an important distinction in Wikidata. And then we have properties and values like date of birth, and you see it here again in English because I'm English, and each of these labels is also in English. And again, as we'll see later on, you can do that in different languages. So for Marie Curie, we have all these labels in different languages here, and we have descriptions. And I notice that in Turkish, we have no description for Marie Curie. So somebody needs to go to Wikidata and edit the item about Marie Curie and put in a description in Turkish. And you can translate the English description or you can write your own. And I'm hoping that by the time I end my presentation, somebody will have done that. I'm going to go back a couple of slides because the other thing I wanted to show you is Marie Curie has an ID beginning with the letter Q, Q7186. So everything in Wikidata has a unique identifier, which is a number prefixed with the letter Q. We call those Q IDs, Q identifiers. And you can use those Q identifiers in your databases and your software to refer to Marie Curie or to refer to any of the other things that we have in Wikidata. So your computer system can talk to another computer system and say, I'm talking about Marie Curie, by which I mean Q7186, and the other system can say, well, I know three people called Marie Curie, so thank you for clarifying that this is the one that you're talking about. And you can do that again for everything in Wikidata. So those unique identifiers are very important and can be used in other systems as disambiguators or for clarifying or avoiding ambiguity. Sometimes when you look at Wikipedia, you see something that says citation needed. We need a reference. And in Wikidata, we have the same principle. If we say that Marie Curie is an instance of a human, we want to know how we know that. So the reference here is the French authority control file issued by the French National Library at this URL, and that indicates that Marie Curie is a human. Well, few of us would argue with that, but when you get onto more contentious subjects, having a reference and knowing who said something is very important. And we can qualify statements. So we know that Marie Curie was a French citizen from the year 1895, but she was a Polish citizen from the year 1918. She actually changed her citizenship. And so we can qualify a statement with another statement that clarifies it. And we can also put data in different types. So this data, France, is a link to the Wikidata item about France. But this data item is a calendar date, a year in this case. And this data item, Marie Curie in French, is a text string that has a specified language. So there are different types of data in Wikidata, and that is also an important concept. And we have lots of identifiers in Wikidata. I've explained how the Q IDs are used as identifiers, but we also have other people's identifiers, and we put those in Wikidata and point to the website where that identifier is recorded. So you perhaps have heard of VIAF, which is the International Library Catalogue. We have the Mathematics Genealogical Project, which is for a database of mathematicians. And we have identifiers in lots of systems.
And if you're not familiar with these, I'm sure you all know DOIs, digital object identifiers for academic papers. You know ISBNs for books, and you know ISSNs for journals. Those are all identifiers, and they're the sorts of things we store in Wikidata. And we have thousands of different identifiers that we recognize in Wikidata, and we're adding to them all the time. Every week there are a set of new ones. And when we have a property for an identifier or some other kind of value in Wikidata, that has an identifier itself, which begins with P rather than Q. So P214 is VIAF, but we define that in the same way as other items. So it has a label in English and a label in Turkish and in other languages. It has a description in each language, and then it has statements. Excuse me. It has statements which tell you more about it. So a property is a special kind of item in Wikidata, which is defined using other items. Oh, excuse me. And for Turkey, specifically, we have these six identifiers. Now, it could be that we need to have more. So if you know of a system that uses identifiers in Turkey, or indeed global identifiers, you can tell Wikidata, and we will create a property to store that identifier. Excuse me. So what can you do with all this data? Well, it is completely free for you to reuse. You can take data from Wikidata and put it on your own website or in your own databases or in apps on your mobile devices, completely free. We want you to reuse it. That is why we are doing it. And you can obtain that data in a number of ways. I will demonstrate some of these later on. But for example, we have a Sparkle query tool. Sparkle is a query language, so you can write questions in code, which looks a bit like programming code, and we have a nice interface to make it easy to do that. So you can query that using that method. We have an API, so you can interface with our data using your computer systems, your apps, or whatever. We have data URIs. You see the entity part of the data there specifies that you wish to be returned data rather than a human-friendly page like the one I showed you at the beginning. And that means that we have what we call linked data. Every concept in Wikidata and every statement in Wikidata can be referenced or accessed using a URI. So if you understand the concept of linked data, this is part of that system. And you can have data dumps. You can take the entire database and host it on your own servers. And then if you want to do that, we will give you updates incrementally. In other words, once a day or once a week, you can get a list of the things that have changed. So instead of taking all the data, you just get the change set. And then you can run your own queries against that data or do things with it in your own computer systems here at the university or elsewhere. This is all under what we call the CC0 license, so we don't require any attribution or any payment for it. And I mentioned linked data. This is also open data because it's freely available and free to reuse. And for those of you who are familiar with that concept, you may know this diagram, the linked open data cloud. And somewhere in the middle here is Wikidata. But this is a visual representation of all the databases in the world that use linked data to link to each other. And Wikidata is a core part of that process or that system. So again, for those of you who work with linked data, Wikidata is a very useful tool. So what types of content do we have in Wikidata? Well, clearly we have an item about everything that has a Wikipedia article. So famous people, buildings, places, cities, famous artworks. I'm not going to read the entire list to you. It's very important to recognize, as we'll see later, that we have works, so books and academic articles and records and music. And we have the journals that articles are published in. And we also have meta items. And these are items that describe parts of Wikidata or parts of Wikipedia and enable us to keep everything running. But we also have items about things that don't have a Wikipedia article or that are just mentioned in Wikipedia articles.
So for instance, if we have a list of mosques in Istanbul article on Wikipedia, which lists all the mosques, the big famous historic ones and the small new ones that don't have a Wikipedia article, then each of the items in that list can have a Wikidata item. And we will have a Wikidata item for every heritage designated building, every historic building in Istanbul which has legal protection will have an item in Wikidata, whether or not it has a Wikipedia article in Turkish or English or in any other language, it will still have an item in Wikidata. And lots more things besides. So being in Wikipedia is not a requirement for having a Wikidata item. But if you are in Wikipedia or the subject is in Wikipedia, there will be a Wikidata item about it. So just to give you a couple of examples, here's an item about a cinema film or a movie. Here's an item about a book. And those of you who know Blade Runner will know that the book is based, the film is based on the book, so they're connected to each other. We have items about conferences, and we have items about artworks. These are just a few examples. There are many more that I could show you. And the reason I've shown you this artwork is here is the info box from the Wikipedia article. And this info box now is all drawn from Wikidata. So here at the bottom, you can see edit on Wikidata. So all this data is not in the raw code of the Wikipedia article. There is just something in the Wikipedia article that says, fetch this information from Wikidata. And this is on the English Wikipedia, but this can also be done on the Turkish language Wikipedia and the Japanese language Wikipedia and the Croatian language Wikipedia, and many more besides. So now we're sharing this information, we're storing it in one place. If one person has entered it, we don't need 299 other people to enter it in their own languages. It's automatically there. And the labels, like the word artist and the word year and the word dimensions, which are in English in the English Wikipedia, are drawn from Wikidata labels as well. So once you've put the label on the property in Turkish, all these labels become available for the Turkish Wikipedia to display as well. We would like you to start editing Wikidata, and when you do, you may be a little bit confused or unsure as how to begin. So we have what we call Wiki projects. And these are places where people with the same interests congregate and talk to each other. So if you want to create Wikidata items about artworks, which is this example, you go to Wiki Project about the visual arts. But if you want to create Wikidata items about chemicals or about genes and genomes, you go to the Wikidata projects about chemistry or genetics. And there are Wikidata projects for most branches of science and most other interests and for places. So you can go to the Turkish Wiki project to talk to other editors who are editing items related to Turkey and Turkish science. And there you will find people who will help you and advise you. And you will find pages like this one, which suggest good models, good data practice for representing subjects in Wikidata. So if you're not sure what properties an item should have, you can go and read those lists, and there is a discussion page where you can talk to people and ask for help. Some of you will be familiar with Wikimedia Commons. This is another sister project of the Wikipedias and Wikidata run by the Wikimedia Foundation. And Wikimedia Commons is where we store all our images. So like Wikidata, we store an image once, and then we can call it into Wikipedia articles whenever we need to do that. We would like to invite you to submit images to Wikimedia Commons. So those of you who use electron microscopes or optical microscopes can take pictures and share them with us to show us what you're working on. You can take pictures using your phone or a proper camera in the laboratory to show us what your equipment looks like, what scientists look like, the sorts of things you do. But you can also take pictures as you go about your business in Istanbul. So what do the buildings look like? What do the bridges look like? What do the plants and the trees and the flowers look like? What does your hometown look like? When you go back from Istanbul to your hometown or your home city, take some pictures to show us what that place looks like. And you can share those on Wikimedia Commons.
But the reason that I'm including this in my talk about Wikidata is we are about to install another instance of the Wikidata software, which is called Wikibase, in Wikimedia Commons. So for every photograph or object that is depicted in in Wikimedia Commons, we will be able to store data using properties and statements like we do in Wikidata. And we will cross-link those items. So if you have a photograph of a bridge in Wikimedia Commons, we will link to the item in Wikidata about the bridge, or whatever the subject might be. So this is the mock-up of how Wikimedia Commons will look with structured data. And you can see it's very similar to the screenshot I showed you of Wikidata. Now then, the question you may be asking yourself is, how do we get the data out of Wikidata? There are millions and millions of statements in there that are useful to you in your research or in your interests about your hobbies or your sporting activities or whatever it might be. How do you get them out? And I mentioned Sparkle as one possibility. Sparkle is the query language, and our tool for doing that looks like this. So I'm going to show you the right-hand side, and then I'm going to show you the left-hand side. And the right-hand side looks like this, and it does look like computer code. So in it, you can see QIDs here, which are the things that we're asking questions about. And you can see properties. So P625 is coordinates, the geographical coordinates of an object. Now, when you're familiar with Sparkle and you're familiar with Wikidata, you can easily go in and edit that. But if you're not familiar with it, you can use this wizard to build the query for you. And you, here you can see everything is in English, or indeed it could be in Turkish. So it's nice and easy. You don't need to know any code for that. You just need to be able to use these drop-down menus, and that makes life easy. And this produces a list of museums in Istanbul. And you can see here, this one, this column is in English. These are the Turkish labels. And this museum, your Museum of Natural History, has no label in Turkish. So again, I hope somebody will go and fix that and make my slides out of date. And you can choose to see that data represented either as a list like this, and you can download this and put it in a spreadsheet, or you can choose to see it as a map. So here are the museums in Istanbul that Wikidata knows about, and I'm sure there are some missing museums in the rest of Istanbul. And for each one, you can see the information in a little pop-up, or you can click on it and go to the Wikidata item. And the visualization of your data is dependent on the type of data. So if you have coordinates, you can see it in a map. If you have percentages or numbers, you can see bar charts or bubble charts. And there are lots of other visualizations like timelines and graphs and diagrams that are available to you. Within Wikidata, we also have a project called Wikisite. And Wikisite is simply a way of describing a subset of Wikidata, which is about bibliographic metadata. So we have items, as I mentioned earlier, about academic papers, about journal articles, conference papers and presentations and so on, and the people who wrote them, and the venues where they were published. And the most important thing to know about this is if you have published an academic paper, then sooner or later, we will add that paper to Wikidata, and we will create an item about you in Wikidata. And if you want us to do that sooner rather than later, you can tell me or another Wikidata editor, and we will do that for you. And the most useful thing for that is that you have an ORCID ID. I hope you all know what an ORCID ID is. And that you have your publications listed in your ORCID profile, and that your profile is publicly readable, because we draw data from Wikidata, from ORCID, and put it into Wikidata. So use the DOIs for your publications in your ORCID profile, use your ORCID ID on your papers, and we will put them into Wikidata for you. We have a tool called Scolia, which does visualizations of the data that is in Wikidata as part of Wikisite. So here for Marie Curie, you can see a visualization of some of the people that she co-authored papers with.
And if you look at the visualization of papers that are about the subject of art, these are the other topics that the paper is about. This is a static screenshot, but when you go to Scholia, this is a dynamic graph, and you can drag things to the side and move them around and zoom in and out. Unfortunately, I can't show you that this morning, but you should go and try it. And I will make my slides available, so each slide that has a URL is clickable, and you can go and visit those directly from my slides. And you can use Wikidata to build tools. So this is a tool that my friend at Oxford University, Martin Poulter, wrote. And this is a visualization of an art collection at Oxford University that their own software can't do. They have a database, but it doesn't include images. So he put all the items into Wikidata and then made this visualization. But this could easily be a visualization of museums or mosques or bridges in Istanbul or universities in Turkey, or whatever you want to visualize can be done like this. And Martin also wrote this visualization of astrolabes, which are in museums around the world. So this is not one collection in one museum. This is a virtual collection which is dissipated in museums all around the world, but you can query it as though it was in one collection, because it's all in Wikidata. Next, I'm going to show you a very simple demonstration of how you can use Wikidata's multilingual labels. This is a restaurant menu in English, and you can see here you have a cheeseburger, which includes Emmental cheese, and you have macaroni and cheese. It's very hard to read, but it's vegetarian. And with a single click, you can turn that into French. So now you have macaroni et fromage. I apologize for my dreadful French pronunciation. And here it is in Turkish. Now, I'm not going to even try and pronounce that because I would only embarrass myself. But what you can see here is T-bone steak is in English because the Turkish name for that cut of meat has not been entered into Wikidata. So again, you have the opportunity to embarrass me and make my slides out of date by going and fixing Wikidata and adding the Turkish label. You imagine how powerful that could be for a restaurant that could do this if their competitors do not. But again, you can do this for any set of topics you like. It doesn't have to be a restaurant. It could be chemicals or buildings or famous people. We also have a tool called Listeria. And this will build list articles for Wikipedia automatically. So what is sitting behind this web page is a Sparkle query. And in this case, it's saying, tell me all the lighthouses in the Netherlands. Now, I'm quite sure that nobody has written an article on the Turkish Wikipedia about lighthouses in the Netherlands. But if you put the simple query onto a Turkish Wikipedia page, you would get a table like this, and an automated tool would update it once every 24 hours. So it will always be readily updated. And you don't have to write any Dutch or any English. You simply have to write the Sparkle query, and it will call the Turkish labels for these objects from Wikidata. And that will include the column headings, which are also drawn from Wikidata. So that is a very powerful tool for adding extra articles to a Wikipedia, drawing on Wikidata information. So how do you put information into Wikidata? If you have a large set of identifiers or a large set of data about chemicals or historic physicists or bridges in Istanbul, you can use a tool called Mix and Match. This enables you to upload data from a spreadsheet or an XML file or something similar, where you have identifiers that you wish to merge into Wikidata. And then it automatically, using software, finds matches. But where it's not sure of the match, it presents a tool like this, where a human can very quickly say, I confirm this match, I'm removing this match, I'm confirming these two and removing this one. And if you want to help, you can load this tool up in your web browser or on your tablet or your phone and sit and go through and confirm the matches. And again, you can choose to have the material displayed in English or Turkish or another language. So even if you don't want to edit Wikidata directly, you can do this. And you can even do this at home
while you're sitting with your loved ones and they're watching a terrible film that you really don't like, but you want to sit with your arm around them, you can use your other hand and do this and be very productive at the same time. You can do it on your bus or on the train on the way to university every day. Alternatively, you can use a tool called Quick Statements. This enables you to build commands to add things to Wikidata or to change things in Wikidata using a spreadsheet. And when you've finished, you export from the spreadsheet into Quick Statements, and Quick Statements then runs these commands in the background. So you can upload 10,000 or 100,000 commands into Quick Statements and set it running and then go to bed or go to work or go out to the restaurant. And when you get back, Quick Statements will have done all that work for you. Now, that's very powerful. So we don't let you use that rapidly until you've shown that you know what you're doing. The first time you use it, it runs really slowly. But when you've used it a few times, you can ask for permission to use it really quickly. And then we will let you do that, and you can make lots of edits very quickly. If you want to take photographs and add them to Wikidata items, you can use this tool called WikiShootMe. That's shoot as in photograph, not shoot as in shoot with a gun. So this is centered where we are today. So here roughly is the university. And all the green items are Wikidata items that have a photograph. So if you took one of those photographs, thank you very much. All the blue items are photographs in Wikimedia Commons that have coordinates but are not associated with a Wikidata item, which may be correct, because if it's a flower, we don't need every picture of a flower to be associated with a Wikidata item. But the red items are items in Wikidata that have no photograph. So there's one here, a few blocks from here, is a high school, and we have no photograph of it in Wikimedia Commons. So maybe one of you passes this school on your way home this afternoon. You can take out your phone and take a picture, upload it to Wikimedia Commons using this tool, which you authorize to edit Wikidata on your behalf, and add the picture to the Wikidata item. And you'll be sharing the sum of knowledge freely with everybody just by taking a photograph that shows what that school looks like. Because when I look at this, I don't know if it's a modern building or an old one, if it's all glass or all concrete, or whether it's made from brick or stones, and a photograph would tell me that. So please, use WikiShootMe where you live, where you go on your holiday, when you go on your travels, and just take a few photographs. As I said earlier, you can just do it with your mobile phone. You don't have to be a professional photographer. If you are a professional photographer, so much the better. Now, I just want to very briefly talk about a couple of projects which are not part of Wikidata. They're closely related, but I think they're of interest to you. And one of these is Wikisource. So Wikisource is where we put text, which is not original, so it's not a Wikipedia article, but it's either out of copyright because it's very old, or it's under an open license. So this is the 1911 Encyclopedia Britannica article about Turkey. And you can go and read that for free on Wikisource because it's no longer in copyright. And as well as English content, we have lots of content in Turkish and in other languages on Wikisource. This is a poem. And if you want to contribute to Wikisource, you use a tool like this one. And on the right-hand side, you see the PDF of the document which is being transcribed, or you can just upload photographs. And on the left, you see the editing window. So you OCR, optical character recognition, this, to get this, and then you go through and check the spelling and any typographical errors, and then when you save it, it's available like the previous screen I showed you. So that's another way which you can contribute, and one screen like this takes 1 or 2 minutes. So if you have a coffee break and you would like to do something useful, but you want to do something different to your work, you can do one page at a time. One page every coffee break, and at the end of the year, you will have transcribed a whole book. I was doing this yesterday while I waited for my flight here at the airport. And we have Wiktionary, which is a multilingual dictionary and thesaurus. So you can add definitions there. You can add them in English or Turkish or other languages. And it's quite possible that if you're a scientist or an academic in a field in the humanities, that you have words and phrases which are not in everyday use,
but which there ought to be definitions made available to the public. So if you want to describe, thermonuclear reaction, then you can define that in a dictionary sense rather than a Wikipedia encyclopedia sense in Wiktionary. And now I want to tell you about a project which I run where we ask people who have a Wikipedia biography to record their spoken voice for us. So before I was introduced today, somebody said to me, very politely, can you tell me how to pronounce your name? Well, this does that on Wikimedia Commons. So if somebody has an unusual name or a name in a language which you're not familiar with, you can go and hear how they themselves pronounce their name, which is the canonical or the correct version. So if I was doing it, I would say, hello, my name is Andy Mabbott. I was born in Birmingham, England, and I've been a Wikipedia editor since 2003. So if you know somebody who has a Wikipedia biography, that's not a lot to ask them to do. You're not asking them to spend an hour doing something. You're not videoing them so they don't have to comb their hair or change into their best clothes. You're simply asking them to speak into your mobile phone for 10 seconds. Hello, my name is, what their name is, what they do. Enough to recognize their voice and hear how they pronounce their name. And I checked, because this slide is the English language recordings, and I wanted to show you the Turkish language recordings, and there aren't any. So whoever does this first will have the first ever Turkish language recording for this project. And I hope some of you will know people who have a Wikipedia biography, whether it's your professors, or people in your family, or your neighbors, or people you meet through your work. Please make a short recording of their spoken voice. And almost at the end of my slides, I want to talk to you about a project called GlamWiki, which is an umbrella term for collaboration between the Wikimedia movement and other organizations. GLAM means galleries, libraries, archives, and museums. But we also include in that other organizations like botanical gardens and zoological gardens, and universities, and learned societies and institutions. And we do a lot of work with those institutions. I personally do a lot of work as a Wikimedian in residence. So I go and work in a library or in an art gallery and teach the staff and the visitors about Wikipedia and Wikidata and about Wikimedia Commons and Wikisource and Wikiversity and Wiktionary and the other projects. So it's something that maybe you can help us do with institutions that you have connections with. We help those institutions with strategic planning, with staff training. We run editing events where everybody gets together and works collaboratively. So maybe we'll have an editing event where we add Turkish labels to things about chemistry, which is something that the chemistry society at the university might want to work on. But another part of the university might like to write about historic physicists or historic psychiatrists and write their Wikidata items. We have data and image uploads where we get together and work on those sorts of projects. Sometimes we have photographic expeditions where several photographers meet up and photograph everything in a quarter of the city or in a particular museum or institution. And that can be a very fun activity. We make it a little competition with a prize for the best photograph and a prize for the most photographs and things like that. And we do a lot of work in education, where we teach students to edit Wikipedia and Wikidata and to take photographs and upload them to Wikimedia Commons. And then we assess their work like marking an essay. But instead of an essay going into a lecturer's filing cabinet and nobody ever reads it again, the material on Wikidata or Wikimedia Commons or wherever is available for the public to benefit from, sharing people's knowledge freely. If you're interested in knowing more about Wikidata, we have some social media. We have a community on Facebook for Wikidata people. We have a separate community for Wikidata people who work on the GLAM projects that I just described. And we have a Twitter account. And you can use any of those to ask questions or request help. There is a Wikimedia user group in Turkey, which I believe was spoken about earlier. You can join that user group. You can ask them for help. They have events where you can go for guidance and support, and eventually you can go and help and guide other people once you're familiar with how to edit
So do join in those events as well. That's the end of my slide. So thank you again very much for your time and attention. And I'm happy to answer any questions you may have. Do we have any questions? Hello, Mehmet, again. Hello. I have a short question about Wikidata. If there is a copy of created items, how do you resolve this issue? If there is what, sorry? If there is a copy of created items, do you resolve this issue? If somebody creates an item about something and there is already an existing item? Yeah, of course. Yeah, we do what we call a merge. So we move all the properties from the one item to the other one, and then we direct or redirect that item to the other one. So we keep the oldest one that was created first, but the other one will still resolve. So if somebody uses the data URI or the API and asks for the duplicate ID, we will seamlessly return the data from the original ID. So it's called merging. So when you're creating items, you should check to make sure there isn't already an item for that subject. But if you make a mistake and create a second item about the same subject, it won't break anything. We can just merge them later on. And if you notice a duplicate, you can either merge it yourself or you can ask somebody to do that for you if you're not confident. Thank you for the question. Thank you. Do we have any other questions? Sorry, I can't hear you. Can you wait for the microphone, please? How does Wikipedia protect itself from spamming? Let's say there's a famous physicist, and you bet that he's from Birmingham, and I bet that he's from Baku, and you're stubborn, and I'm stubborn, and I go change it, and you go change it, and we don't discuss. Okay. How does it restrict that from happening? Okay, so we have what we call an editing dispute, and there, in Wikidata, there are two different ways to resolve this. So it might be that I have a book, which is a reliable source that says the physicist is from Birmingham, and you have one that says that the physicist is from the city that you mentioned, and we don't know which one is correct. So we will actually put both of them in Wikidata, but we will give the citations that say which source says this is correct. So a classic example of that is Jerusalem. Because we have sources that say it is the capital of Israel, and we have sources that say it is the capital of Palestine. Now, if I knew how to resolve that problem, I'd be a famous diplomat. I wouldn't be standing here. So what we do is we put both in and say this is an unsolved dispute. So that is one method. The other method is if you're simply being problematic and I'm being very good, or perhaps it's the reverse, perhaps you're being very good and I'm being very problematic, we have a discussion on Wikidata and we ask other editors to resolve that matter. And if we can't find an amicable resolution and two people persist in that dispute, they can be blocked from editing. And the block will be temporary, but if they persist after that, they will get a longer block. So we do have some people who are vandals or who try to spam Wikidata to advertise their miracle cure for cancer or whatever it might be, and we block them from editing permanently, because they're just there to cause trouble. But usually we can resolve issues through discussion or through modeling the data in such a way as it says, this is disputed by reliable sources or this is disputed in the real world and it's not our place to resolve that dispute. Thank you. Are there any other questions? No? Oh, one question here in the middle. Sorry, just wait for the microphone, please. How do you support Wikipedia just for economically? How does Wikidata support Wikipedia? Yeah. Well, a lot of the data in Wikidata is now put into Wikipedia. So the info boxes on chemical articles draw all the identifiers like Inchi and ChemSpider and things like that are drawn from Wikidata. So if you want to create a Turkish language article about a chemical, and there is an English language article already, you might translate and copy some of the text from English to Turkish, or you might write it yourself. But what you don't have to do is go and research all those identifiers. You simply find the Wikidata item
and associate the Wikipedia article with the Wikidata item and all the identifiers and all the quantitative values like the molecular weight and the melting point and the boiling point can be drawn from Wikidata automatically. Does that answer your question? Yeah, good, thank you. I'll be happy to chat about this later in more depth. So, is there another question here? Is there any rules in Wikisociety? If someone use bad language or have misbehavior, what happened to his or her account? Okay, so if somebody uses bad language, we live with that because different cultures have different rules and it's very hard to police. So if you simply use a swear word, then that's okay. But if you use it in a threatening or an aggressive manner and you are not collaborating with people, then we have rules that say you will be blocked. And again, you get a small block, you're told you can't edit for a day, please calm down. And if you come back and do it again, you get blocked for 2 days or 3 days or a week. And people can be blocked permanently. So it very much depends on the context. So sometimes people lose their temper because they've had a disagreement and they swear at somebody, and we wouldn't block you for editing for that. We'd just simply say, please don't do that again. But if you just come in and try to offend people for the sake of it, or you're gratuitously offensive all the time, you can be blocked from editing. But we're more concerned about intent and the effect it has on other editors. So you can also get blocked if you're not swearing and you're not using bad language, but you're not being collaborative and you're being threatening or aggressive. So it's not what you say, it's what you mean and the effect that it has on other people. Does that make sense? Yeah, okay, thank you. How are we for time? Do we have time for another question? Yeah? Does anybody have a question? Well, if there are no more questions, I will just end by reminding you that Wikidata is a collaborative project which individual people build as volunteers, and you are as entitled to edit it as me or anybody else. We hope you will do so. I'd like you all to go and make an account. It's the same account that you use for Wikipedia and the other projects. It's shared across all of them. So if you have a Wikipedia account, you already have a Wikidata account. And I'd like you to go and make one or two edits so you can see how it works. You can consider that your homework. But after today, I hope you will continue to make edits to Wikidata and to share your knowledge freely with everybody in the world. Thank you very much for your time and attention. Thank you, Mr. Babbitt, again. And now we'd like to present you a plaque. And for that, I would like to invite Hakan Özdemir to the stage. Andy, please, if you will. I'm very touched by that. Thank you, everyone, for coming. And thank you, our valuable guests, and everybody who showed up. That's it. Instagram is yours. Instagram. Daha evvel bahsetmiştik Instagram'da hediyelerimiz olacağına dair. Paylaşanlar lütfen bize ulaşabilir mi? Hediyelerinizi almak için.